Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz faiz. Faiz denen bu verem mikrobu gibi, kanser mikrobu gibi olan bu olay yeni çıkan bir mesele değil. İslam'dan önce de Arabistan gibi dünyanın unutulmuş köşesinde bile yine faiz orada da vardı. Bu iş orada oluyordu. Faiz Arapçası riba deniyor buna. Riba. Riba büyüme, çoğalma anlamına geliyor. Bir iş olmadan, mal ortaya konmadan, ticaret olmadan demek ki doğrudan doğruya parayla para kazanmak bu İslamiyet'te haram olan bir mesele. Ne kadar haramlar varsa her biri hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler vardır. Bazı haramlar hakkında ayet-i kerimeler kısadır. Fakat bu faiz konusuna gelince en uzun ayetler burada Allah Teala bize buyuruyor. Ve İslam'da en son gelen emirlerden birisi de faizin haram kılınması meselesidir. Allah Teala bizlere buyuruyor. Bakara suresi ayet 275'ten başlıyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine ye'kûne riba. Ellezine şu insanlar, şu kişiler ye'kûne riba, riba yiyenler. Faiz parasını yiyenler. Burada ye'kûne yiyenler diye Mevla buyuruyor. Tabi bu yalnız amaç değil. Kişi bu faiz parasını ister yesin, ister başka yere kullansın, ister ev bina yapsın. Ve bu faizde aynen rüşvet gibi alan da bir, veren de birdir. Peki bunların nedir ahiretteki durumları? İşte Allah Teala bize bunu buyuruyor. La yekumune. Bunlar kabirlerinden kalkamazlar. İlla kalkarlar ama kema yekum lezi teşimlenmez. Kema yekumul lezi yetehabbetü şeytanı minelmez. Bakınız ne kadar önemli bir mesele ki bu. Diğer günahkarlar kabirden kalkışları ne kadar farklı bile olsa demek ki işlerinde en kötü olanları dünyada bu faizle uğraşanların durumu olacak. İnsan gerçekten bir de kendi hayatına oradan bakmamız gerekiyor. Yani yalnız bu dünyadan geleceğimize, varlığımıza bakarsak tabii aldanırız. Çünkü dünyada kalıcı değiliz. İşte bir de kabirden kalkış anını o gününde hatırlayalım. Bizler de her birimizde hiç yokken Mevla bizleri yaratıp ana karnından dünya çıkardığı gibi işte bir gün gelecek mezarlarımızdan da dünya çıkacağız. Mevla buyuruyor,
Bundan nasıl kalkarlar kabirlerinden? Kema yekumullezi, şu kimselerin kalktığı gibi ki onların şeytan dokunmasından nasıl kişiler mecnun, yani deli gibi olurlarsa öyle kalkarlar. Yete habbetü şeytan, onlar şeytan cin çarpmış gibi. Midenemez dokunmasından. Şimdi burada ayrı bir konu da var. İnsana cin şeytan çarpar mı? İnsana böyle bir çarpıntılık olur mu? Biliyorsunuz bazı kişilere uğrama derler, uğrama derler. Mesela bir kimse ıssız bir yerde, terk edilen bir yerde, özellikle akşamdan sonra gece kötü bir şey yaparsa, mesela pis suyu dökerse, işte çöp atarsa, o terk edilen olunan yerde de o anda cinler oturuyorlarsa, onların üzerine kişi bir şey atarsa, o zaman tabii cinlerin bir hakkı var. Kendilerine savunma hakları var. Bu kişiye dokunabilirler. Bu da nasıl olur? Cinlerin bize dokunması, cinler çok hafif, şeffaf maddeden yaratıldığı için onların bize dokunmaları görünmez. Öyle sopayla vurmaları olmaz onların. Ancak bizim sinir sistem üzerinde etkileri vardır cinlerin. Ama bunun dışında hiçbir şeytan, hiçbir cin insana dokunamaz. Çünkü etrafımızda bizi koruyan melekler vardır. Demek ki bu dünyada aldananlar, haramdan sakınmayanlar, özellikle haramların da en çirkin olan, en pisi olan faize bulaşanlar, İşte bunlar mahşer günü kabirden kalkışlarında sanki bunlara şeytan çarpmış gibi, yani çarpılmış gibi şöyle diyebiliriz, aşırı alkol almış bir alkolik gibi, dengesiz, düzensiz, öyle deli gibi kabrinden kalkacaklar bunlar. Bunların kabirden kalkışı böyle olunca acaba mahşere bunun hesabı nasıl olacak? Tabi bunların yeri nasıl olacak cehennemde? Artık onu oradan kıyasen anlamaya çalışalım. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا. Bu neden dolayı bunlara Mevla ceza veriyor bu şekilde? ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ. Bu şundan dolayı ki onlar dediler ki قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Yani bu inkarcılar, kafirler, faize haram olduğuna kabullenmeyenler akıllarınca şeytan gibi bir kıyas-ı faside yapıyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar, işte alışverişte, ticarette faiz gibi diyorlar. Yani bir kişi mesela 10 liraya aldığı malı tabii 10 liraya vermez. 11'e verir, 12'ye verir, verir de verir. Böyle bir kazanç elde etmiş oluyor. Demek ki bu kafası çalışmayan beyinsizler, şeytanvari bir kıyasla ne diyorlar bunlar? Ticarette aynı riba gibi, faiz gibi diyorlar. Allah Teala şöyle bize cevap veriyor, buyuruyor. Ve halallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah Teala Mevlamız, bey'i alışveriş demektir. Allah Teala alışverişi helal kıldı. Buna mukabil ve harramer riba, ribayı faizi
haram kıldı. Yani aslında bir şeyin nedeni bizim için önemli değil. Neden önemli olan burada? Allah Teala'nın bunu haram kılıp kılmaması meselesi. Haşa, Allah Teala bir şeye bağlı değil ki. Bilip Mevlamızdır. Yaratan Mevlamızdır. Allah Teala dilediği şeyi haram kılar, dilediğinde helal kılar. Burada Mevla bize buyuruyor, Allah Teala Mevlamız helal kıldığı mesele alışveriş. Alışveriş olmasa, yani ticaret olmasa ne olur? İnsandaki yaşantı olmaz. İnsan medenidir. Hiçbir insan tek başına yalnız yaşayamaz. İşte bu toplumun düzeni birbirine bağlıdır. Mesela bir kimse tek başına ziraatle meşgul de olsa, yani toplumdan kopsa bile, yine bir kişi koyun baksa, çobanlık yapsa, toplumdan kopsa bile, ama yine kopamaz ki, ayağına giyeceği yine bir çarık lazım, çorap lazım, üstüne bir şey kendisine lazım. Koyunu kesmesi için bıçak lazım kendisine, eti kesip pişirmesi için tencere lazım kendisine. Nedir insan? İnsan tek başına yaşayamıyor. Evet, hayvan türleri yaşıyor tek başına hayvan türleri. Her hayvan yalnız kendi organları ile hayatını devam ettirebiliyor organları ile. Mesela hayvan ne yapıyor? Aslan, kurt, canavar. Avını yakalıyor. İşte pençesiyle, dişiyle onu parçalıyor, çiğ çiğ yiyor. İnsan bunu yapamaz tabii böylece. İnsan hayvanı kesecek, onun yüzünü, derisini yüzecek, parçalayacak, onu kişi pişirecek. Bunun için demek ki insan toplumsal yaşama mecbur, muhtaç insan. Toplumda ziraatçı da lazım, meyveci lazım, bağcı lazım, nakliyeci lazım, değirmenci lazım, fırıncı lazım, marketçi lazım, inşaatçı lazım, hepsi lazım mı lazım? Bundan dolayı bu da nasıl olacak? Ticaret olacak işte böylece. Yani herkesin bu toplumsal yaşamda bir katkısı olacak. Nakliyeci kamyonla malı götürecek, taşıyacak. Ziraatçı ekecek, biçecek. Meyveci meyvesini toplayacak. Camcı cam yapacak. Elektrik malzemesini yapan onu yapacak. Demek ki herkes gücü nispetinde bu toplumsal yaşama katta bulunacak. İşte Mevla buyuruyor. Allah Teala Mevlamız alışverişi helal kıldı. Ve harreme riba, faiz Allah-u Teala haram kıldı. Günümüzde bazı şeylerin isimleri değiştiriliyor. Mesela çağdaşlık ya da çağdaş yaşantı, hatta çağdaş giyim deniyor. Peki ne oluyor? Haram kalkıyor mu? Hayır arkadaş, haram kalkmıyor böylece. İnsanın ömrü de uzamıyor, hastalıklar ortadan kaldırılamıyor. Yani şu günümüzde bilim, teknoloji hızla yükseliyor, ilerliyor bilim. Mikroskoplar, hastalıklar, mikroplar, virüsler, bunların türleri, bedendeki bunların tahribatları, kan hücresindeki bunların durumları inceden inceye tetkik ediliyor, araştırılıyor. Yani bu kadar bilimsel bir gelişme var ama hastalıklar önlenemiyor. Çünkü hastalıkların teşhisi konmakla beraber tedavi edilemiyor.
Yani biz de kendimizi kandırmayalım sevgili kardeşlerim. Böyle çağdaşız çağdaşız diye öyle açılıp soyulmak ile, alkol almak ile, ezanlara kulağımızı tıkamak ile, alnımızı secdeye koymamak ile çağdaşı bunda aramayalım sevgili kardeşlerim. Mülk Allah'a mülk diyor. Mülk O'nundur böyle. Mevla buyuruyor, Femen câehü mevletü min Rabbihi. Femen bir kimseye de câehü o kimseye ulaştı, geldi. Ne geldi? Mev'izetü min Rabbihi, Rabbinden mev'ize. Öğüt, vaiz, emir, ilahi emir geldi kendisine. Yani faizin haram olduğunu bildiren ayet-i kerime geldi. Bu kişi bunu duydu, bildi. Fenteha, hemen bu işini bıraktı. Faiz işini bıraktı böylece. Tabii ayet-i kerime gelmeden önce faizi yasaklayan, haram kılan bir şey ortada yoktu tabii böylece. Ancak Allah-u Teala Mevlamız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ayet-i kerimeyi göndermek ile, Peygamberimizin bunun ümmetine tebliğ ile bu tabii konu açıklığa kavuştu. Allah-u Teala bunun haram olduğunu kişilere bildirince Mevlam buyuruyor, Fenteha. Buradaki fa-i takibiye deniyor. Hemen kişi buna nihayet verdi, verenler yani. Felehü ma selef. Onun için selef geçmiş demektir. Artık geçmişte yaptığı işler ona aittir. O geçmiştir. Ayet-i kerime gelmezden önce ve cahiliye döneminde onların yaptığı demek ki faiz işlemi, o artık geçti, onların hakkında geçti. Tabii günümüzde bu konu ayrı ama. Çünkü günümüzde artık bu bilinen bir mesele. Yani her Müslüman bunun haram olduğunu biliyor. Yani yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti yemek, leş yemek, alkollü içki içmek, fuhuş zina yapmak, adam öldürmek, nasıl bunlar haram ise ve bunların haramlığı açıkça biliniyorsa hemen hemen Müslümanların hemen hemen de tamamına yakın çoğu da bugün faizin haram olduğunu biliyorlar. Bunun için faizden elde ettiği gelirler onlar mutlaka ya sahibine verecek, sahibi varsa, böyle bir şey yoksa onu aşırı fakire dağıtması gerekiyor. Yok faiz almamış da kendi faiz vermiş. Ne yapacak? Çok tabii ağlaması lazım dünyada. Çok tevbe etmemiz gerekiyor yani. Ve emruhu ilallah. Onun işi artık Allah'a kalmıştır. Gerek eski ilk Müslümanların durumu, gerekse gün Müslümanların durumu, yani bir kişi faizin kesin haram olduğunu iyice bildikten sonra hemen bu işten sırıp çıkarsa. Yani bir atasözümüz vardır. Zararın neresinden dönsek kârdır diye sevgili kardeşlerim. Bunun için günümüze de bir Müslüman kardeşimiz aldanarak ve faizin ismini değiştirerek kredi mredi diye böyle bir şeye bulaşmış ise ne yapması gerekiyor? Fenteha. Hemen buna nihayet vermesi gerekiyor.
hemen buradan sıyrılıp çıkması gerekiyor. Artık nasıl çıkacak, ne yapması gerekiyorsa onu kendi araştıracak, çırpınacak, bunu bulacak muhtemelen kardeşler. Ve emruhu ilallah işte. Onun işi artık Allah'a kalmıştır. Yani tevbesini güzelce yapar, yaptığından nazine pişman olursa Allah inşallah affeder. Ve men ade, bir kimse faizin haram olduğu konusunu kesin olarak bildikten, öğrendikten sonra yine buna devam ederse, yine derse buna. Günümüzde halkın kullanan şu kelime var. Efendim işte mecburum, ihtiyacım var diyorlar. Bu tabii yanlış, yalan bir şey. Geçersiz Allah katında o insanın zavallı ancak kendini dünyada kandırıyor. İhtiyacım var diyor. Ev alacak ihtiyacım var diyor. Kira oturacaksın. Efendim şimdi ev hakkım yok mu benim? Nasip olursa al tabii ama helal mı alacaksın, evini alacaksın. Öyle krediyle alacaksın efendim. Yani faiz vereceksin, alacaksın. Zararı kime? Kendine. Yani dinlemesen Allah bunu sana mahşede soracak. Bu mutlaka bu soru olacak bu böylece. Hatta o aldığın ev arkandan kalacak ya. Bakın arkandan kalacak ya. Kişi kabirdeyken bile o evde oturulduğu sürece ona günah yine devam ediyor. Böylece. Allah korusun böyle. Tabi ister araba alsın, ister ev alsın, ister ticaret amaçla kişi kredi faiz alsın, versin, alsın neyse. Bunun tarafı tabi değişmiyor bunlar. Her biri çok kesin olarak haramdır. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve men ade. Yani buraya dikkat edelim inşallah arkadaşlar. Yani bu mahşerde bize sorulacak. Biliyorsunuz dünyada çok ama çok devletler var dünyada. İrli ufaklı devletler var. Her devletin bir tabii anayasası var, kanunları var. Her devletin sınırları içerisinde o devletin yasaları geçerlidir. Ama mesela Habeşistan'ın, işte Libya'nın, Kuveyt'in, Çin'in, Japon'un, şunun bunun yasaları başka devletlerde tabii geçersiz. Her devletin yasası ancak kendi sınırlar içerisinde kısıtlı, geçerli. Düşünelim ki bugün devletlerin yasaları, anayasaları bile dünyada bile başka yerde geçersiz. Ya mahşede ne olacak? Tabii biz geçmiyor mahşerde. İşte sevgili kardeşlerim, o mahşer gününde, haşir gününde orada olacağız ama. Bu imanın bir rüklü temel ilkesidir bu. Ya, vel ba'su ba'de mevti hakkun diyoruz bak. Okuyoruz bunu her zaman ya. Vel ba'su işte nedir? Ba'z kabirden kalkış. Ba'del mevti ölümden sonra kabirden kalkmak nedir? Hakkun haktır, gerçektir, kesindir. İşte o mahşer gününde yalnız Allah'ın kanunu orada geçerli olacak sevgili kardeşleri. Oradaki sorgulama Kur'an-ı Kerim'e göre olacak. Önceki ümmetlere gelince onların da sorgulamaları onlara gönderilen kitaplara, peygamberlerin şeriatına göre olacak. Bunun için kendimizi kandırmayalım sevgili kardeşlerim. Mevla buyuruyor. Ve men ade.
Kim ki faizin haram olduğunu bildiren ayet-i kerime geldikten sonra İslam'ın başlangıcında ve şu anda da faizin haram olduğunu bilen bir kişiye faiz haramlığını her ne kadar kabul etse bile, yani haramdır dese bile ama buna devam ediyorsa bak. Adet dönüş anlamına geliyor. Yani kişi tekrar faiz buna dönerse feulaike bunlar onlar eshabunnar. Eshabunnar nar ateş demektir. Yani cehennem ateşi demektir. İşte bunlar bu cehennem ateşinin ehli eshabı bunlar. Allah korusun. Bak Mevla böyle buyuruyor. Direkt buyuruyor. Melam buyuruyor. Böyle şey. Yani bunlara şu kadar günah falan Mevlam buyurmuyor da Mevlam buyuruyor. Ve men ade kim ki faizin haram olduğunu duymuş, işitmiş, öğrenmiş, ulaşmış kendisine bu bilgi. Kişi bunu bildiği halde tekrar faize bulaşırsa ya da bulaştığı faizden çıkmazsa, çıkış alan aramazsa, işte bunlar eshabunnar bunlar. Bunlar cehennem ehli yani bunlar. Hum onlar fiha o cehennemde halidun ebedi kalacaklar. Eğer faizin haram olduğunda kabul etmezlerse, bu tabi ne oluyor? İnkarcılığa giriyor nezibillah teala. Demek ki efendim işte bu zamanda da faiz haram olur mu diyenler çıkabiliyor. Sevgili kardeşlerim Allah aşkına düşünelim ya. Yani şu zamana bu zamana böyle bir şey var mı yani? Nedir zaman denen şey? Dünyanın dönüşü işte gece gündüz oluyor. Dünyanın güneş yatan dönüşlerine de mevsimler oluyor. Bundan 1000 sene önce de aynı dönüşü, dünyanın dönüşü vardı. 10.000 yıl önce yine dünya aynı dünyaydı. Aynı dünyanın bir yörünge dönüşü vardı. Ne değişiyor? Var mı değişen bir şey? Yok muhtemelen. İnsanların kafaları değişiyormuş. Efendim işte bilgisayar çağındayız, uzay çağındayız işte. Güzel ama uzay çağı, bilgisayar çağı sana ne yapıyor ki ya? Ömrünü değiştirebiliyor mu? Bu topluma bir huzuru verebiliyor mu? Ahlak düzeltebiliyor mu? Ne yazık ki aksine sevgili kardeşlerim be. Aksine aksi oluyor böyle şey. Bize genç çocuklar sokaklarda kalıyorlar. Ya o sokakta yatan çocuklar, gençler. Ne demek onlar? Yani her biri Allah korusun yoldan çıkmış demektir bunlar. Aileler perişan muhtemeler. Yuvalar yıkılıyor. Yuvalar yıkılıyor. Ahlak çöküntüsü yuvaları yıkıyor sevgili kardeşlerim. O gayrimeşru doğan çocuklar. Ana bir yerde, baba başka bir yerde. Ana baba sağlam yetim kalan çocuklar, işte dışarı atılan, sokağa düştü dökülen çocuklar. Derler. Nedir bu çocukların durumları? Allah korusun, her biri bir canlı bomba gibi, yani suç aleti gibi bunlar, geleceğini tehdit eden unsurlar bunlar Allah korusun. Yani bu mu bilgisayar çağı? Buna mı diyorum ben? Ahlak çöküntü gidiyor, seviyorlar gidiyor böyle. Ne yazık ki bundan düzeltme çalışanlara da gerici deniyor, yırtıcı deniyor bunlara da. Yani Allah için ne günlerdeyiz muhtemelen. Ak kara kara ak oluyor yani böyle ya. Yani gece gündüz, gündüze gece denilecek bir duruma gelmişiz sevgili kardeşlerim. Yıkıntı böyle sel, alaksızlık seli, yıkıntısı nasıl almış götürüyor her şeyi. Çocuklara gidiyor. Gençlik gidiyor muhteremler. Orta yaşlara gidiyor.
Nice aile hanımları, ev hanımları gidiyor muhterem. Yoldan çıkıyor böylece. Bu durumda alkol, sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş almış toplumu sarmış. Gidiyor muhteremler. Bunu az çok görenler, isyananlar, vicdanı sızlayanlar, gençleri kurtarmaya çalışanlar, bu da nasıl kurtarılır bunlar? Ancak tabii imanla, inançla, Allah'a bağlantıyla kurtarır bunlar. Buna çalışanlar ne oluyor? Günümüzde irticai faaliyet oluyor böyle. Yıkıcılık, ahlaksızlık, bu çağdaşlık sevgili kardeşlerim. İşte bunların biri de nedir? Faiz işidir. Mevlamız buyuruyor, yemhakullah riba ve yürbis sadakat. Bu ayetten önceki ayet-i kerimin Mevlam bizlere sadakadan bahsetmişti. Allah yolunda verilen sadaka. İşte fakirleri gözetme, yetimleri gözetme, yoksulları gözetme, kadınları fuhuşa sürüklerine kurtarmak için onlara yardımı uzatmak. Bu sadaka bu. Mevla buyuruyor, yemhakullah riba. Allah ribayı mahvediyor bakınız. Helak ediyor. Bereketini kaldırıyor bakınız. Allah bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İster kişi olsun, ister şirket olsun, ister devlet olsun. Bir kişi, bir şirket, bir devlet faize bulaştı mı, o batağa battı mı, artık ondan kolay kolay çıkıp kurtulamıyor, helak oluyor. Nice kişiler elindekini de götürüyor, kaybediyor. Evi de gidiyor, eşyası da gidiyor, işi de gidiyor, huzuru gidiyor, strese giriyor, yuvası yıkılıyor. Aşağı kadınlar kötü yollara düşebiliyorlar ve bazı kişiler de Allah korusun intihara kadar gidebiliyorlar. Yani kim faize bulaşırsa bu kesin bir kuraldır. Allah bizim böyle buyuruyor. Yemhakullah riba. Allah faizi, bu kredi denilen bu faizi Allah-u Teala mahvediyor bakınız. Yıkıyor Mevlam onu böylece. İşte bir söz vardır. Aza kanaat etmeyen çoktan da mahrum, azdan da mahrum olur diye. İşte. Ne yazık ki bazı kişiler İşimi büyüteyim diye, yani birdenbire çok kazanayım diye, daha lüks, konforlu araba alayım diye, işte şöyle evim barkım olsun diye kişiler Allah korusun aldanıyorlar. Tabii şeytan buna tahrik ediyor, nefis bunları buraya yönlendiriyor, harama giriyorlar. Ama kim bu faiz müessesine batarsa, kim bu batağa batarsa, kesin olarak bundan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah böyle yapıyor. İster kişi, ister şirket, ister devletler. Kim faize batarsa, battıkça batar, batça batar, Allah'a sonra iyi olmaz. Ve yürü bir sadakat. Allah-u Teala Mevlamı sadakayı da bereketlendiriyor. Çoğaltıyor bakınız. Yani bunlar zahirde, yani dış görünüşte aslında sadaka noksanlaştırıyor mu? Öyle görünüyor. Bir kimse cebinden çıkarıp fakire para verirken tabi ne oluyor? Cebinden, kasadan para çıkıyor. Yani görünüşte noksanlaşıyor. Ama Allah-u Teala onu çoğaltıyor muhtemelen. Bu neye benziyor? Ağaçların demek ki budanmasına benziyor. Ağaç dalları kestiriyor, budanıyor.
Onu anlamayan kişi bakar, eyvah yazık oluyor ağaca der. Demek ki sadaka bunun gibidir. Faize kişiye gelir gibi geliyor. Kişi kredi alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Ele bir topluyor, para geliyor. Kişi buna seviniyor. Ama bu gelen haram olduğu için, Allah bunu belki de kaldırdığı için, eline gelen bu faiz kredi parası ne yapıyor? Kişinin ana parasını da götürüyor. Kişinin huzuruna götürüyor. Allah korusun, kişinin hatta canına da malına sebep olabiliyor. Vallahu la yuhibbu. Allah Teala öyle mi sevmez? Külle kefarin ethim. Bakınız. Allah Teala o bütün kafirleri külle Allah kefar geliyor buraya ki çok çok inkar anlamına geliyor. Yani işte faiz haramını kabul etmez, şunu kabul etmez, bunu kabul etmez. Haşa sen kimsin, ben kimim? Büyük Mevlamızım be. Hücre denilen maddeden bedene gelen bir topluluk insanın bedeni, hücreler. Hücre yığınlarından olmuş. Hücre o da atomdan oluyor. Ne olacak sonuçta? Yine hücreler atoma dönüşecekler. Yine insan toprağa dönüşüp bir çek insan gidecek. Allah Teala buyuruyor. Allah Teala keffar inkarcılar, esim de çok günah işleyenler. Allah bunları tabii sever mi? Tabii sevmiyor Mevla bunları. Peki Allah Teala kimleri sever şimdi? Arada Mevla bize bunu buyuruyor. İnnellezine amulu ve amülü salihati. İnnellezine amulu. İşte şu kişiler ki iman ettiler. Hem de innele geliyor. Bunlar ki gerçek inandılar. İman ettiler. Allah'a inandılar. Kitaba inandılar. Harama haram dediler. Helala helam dediler. Sonra ve amilü salihati, ameli salih de işlediler. Nedir ameli salih? Allah'ın emrini yapmak, yasaklarından da kaçınmak. İçki mi haram? Ondan kaçındı. Faiz mi haram? Ondan kaçındı. Ve kamus salate. Bu namazı kıldılar. İkame, namazını bunlar doğru namazı kıldılar. Öyle baştan savma deyin. Ve atev-i zekate ve malın bundan zekatını da verdiler. Aslında namaz, zekat, amel-i salih'e dahil. Yani güzel amellere dahil bunlar da. Fakat İslam'da namaz ve zekatın demek ki çok özel bir konumu var. Ayrı bir konum var bunların. Müşri Mevlam buyuruyor. Bunlar amel-i salih işlediler. Yani Allah'ın emrini farzını yerine getirdiler. Haramdan sakındılar. Bu arada özellikle namazlarında vaktinde güzelce kıldılar. Ve yine bunlar malın zekatını da verdiler. Lehum, tabi bunlar için var. Yani onlar için, bu işi yapanlar için vardır. Ecruhum inde rabbihim. Rabbine indinde, Rabbine katın bunlar için ecirler, mükafatlar var bunlar için. Ve la havfin aleyhim. Bunlar üzerine korku yok. Yani bunlar kabirlerinden kalktıkları vakitte o feza ekber denen en korkulu günde su üfürülüyor. Yer gök paramparça oluyor. Yeryüzü alt üst oluyor. İçindeki dışı atarken herkesin korktuğu günde işte bunlara korku yok. Ve lahim yahsenin onlara da
mahzun da olmayacaklar, hüzün duymayacaklar. Yani kork ilerisi ilgili. Acaba ne olacak halim diye korkmayacaklar. Ve bunların geçmişten de bir hüzün duymayacaklar. Neden? Bunların geçmişleri, yani bunların dünya hayatları elhamdülillah İslam'la tam bütünleştiği için bunlar üzülmeyecekler. Allah Teala bize bu sevdiği kullarının halini beyandan sonra yine Mevlam tekrar bizlere fail konusunu şöyle buyuruyor. Ya eyl aminu tekullah. Mevlam bak şöyle buyuruyor. Yukarıya bakınız yani. Yani dikkat Allah aşkına böyle. Buradaki ya uyarı. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey müminler. Ey madenler. Allah bir diyenler. Allah'tan korkun Mevlam bir. Allah'tan korkun. Yüce Allah emrediyor. Allah Rabbül Alemin. Yani insan Rabbi değil aşağı. Yani dünyanın Rabbi değil. Zaten insan yaşayamaz ki alemden kopuk. İnsan güneşle bağlantısı var. Her şeyin bağlantısı var. Bence. Dünyanın her şeye bağlantısı var. Alem bir bütün. Bu alem bir denge düzen kanunları var. Çekim kanunları var. Bunları bir koyan, bu kanunu koyan var. Kanun koyucusu var. Kim bu? İşte Allah cezalıyor. O halde Mevla buyuruyor. Ey imadenler, ey müminler, Allah'tan korkun. Ve deru, ütrük anlamında bırakınız. Ma bekiye miner riba. Ribadan kalanı hemen bırakınız. Yani ne kadar dalmışsanız, ne kadar batmışsanız, hemen dere kalanı terk ediniz. Ağacınızı almayınız, faiz almayınız. Hemen bundan kopun, çıkın, kurtulun Mevlam buyuruyor. Bakınız. İn kuntum müminin, eğer gerçekten müminlerden iseniz, ehli imandansanız, inanıyorsanız, ehli imandansanız, bak Mevlam buyuruyor. Ayet şöyle başlamıştı. Ey imadenler, Allah'tan korkun. Korkun Allah'tan çağırıyor. Efendim işte Allah'tan korkmak. Bir kişi gerçek anlamıyla Allah'tan korkarsa o kişi başka bir şeyden korkmaz. O kişiye başka korku yok işte olmuyor. Olmuyor. Ama bir insan haşa Allah'tan korkmuyor. Allah emrine karşı geliyor, isten diyorsa, bu kişi her şeyden korkar bu kişi. Buluttan korkar, yağmurdan korkar, yıldırımdan korkar, depremden korkar, haşrattan korkar, korkar da korkar. Hatta gözüyle göremediği bir virüsten, mikroptan korkar kişi. Çıldırır. O efendim işte kanser mikrobu yakalanmıştın, yok şahsı yakalanmıştın, yok bunu yakalanmıştın diye. Yani ne yazdı bak sevgili kardeşlerim. Yani Allah'tan korkmayan kişi gözüyle göremediği bir virüsten mikrobdan korkuyor, çıldırıyor. Eyvah şu asım yakalamışım. Çıldırıyor kişi böyle. Bir gök görürler, şimşek çakar, yıldırımlar düşerler. Nasıl ödü patlar böyle. Ya deprem olsun. Sel oldu mu korkar. Bu kişi karşısında Azrail'i görecek. O zaman acaba ne yapacak acaba? Azrail selam. En korkunç melek. İrim irim melek. Mutlaka her canlı ölecek mi? Ölecek. Ölecek. İşte sevgili kardeşlerim. Allah'tan korkmayan bakın. Dünyada her şeyden korktuğu gibi ölüm anında Azrail'den korkacak sevgili kardeşlerim. Hele mahşer gününde çıldıracak. Orada ölüm yok ama orada. Orada bir yere kaçamıyor.
Bunun için Mevla buyuruyor. Ey mümin, Allah'tan korkunuz. Ve zerru, bırakın, terk ediniz. Ma bekye miner riba. Riba faizden kalan kısmını bırakın artık. Ondan çıkın, kurtulun. İn kuntum müminin, eğer gerçekten müminler iseniz, ehli iman iseniz, böyle yapınız. Bakınız, o güzel Mevlamızın bu kadar ayetlerinden sonra, bu ilahi emirlerden sonra kişi yine devam etsen ne olacak? Fein lem tefalu. Eğer böyle yapmazsanız Mevla buyuruyor bakınız. Yine Allah'tan korkarak Celle Şanı. O mahşeri hatırlayarak o kabirden kalkış anını gözüne getirerek bir kişi faizi terk ederse iş Allah'a kalıyor tabii. Tevbe eder, affeder Mevlam dünyada. Ama bunları yapmazsa kişi, yani haşa, Allah'tan korkmazsa. Yani bu sözü söylerken çok zorlanıyorum. Yani gerçekten korkunç bir şey böyle. Dehşet bir şey yani böyle. Yani bir insanın aciz varlığı. İnsan nedir ki böyle ya? İnsanın şu anda yetkisi olabilir, kişi bir makamda olabilir, şu olabilir. Ama hep bunlara geçici kardeşlerim, geçici. Bir insan dünyada en üst makamlara da gelebilir ama bir mikrop onun içine girebiliyor. O da ölecek, o da ölecek işte. Bunun için Mevla buyuruyor, fein lem tefalu, eğer bunu yapmazsanız yani, Allah'tan korkmazsanız, bu haramı, faizi denen belayı bırakmazsanız, fe'zenû, bir harbine ve Resulü'ye bakınız. Fe'zenû. Fe'zenû, falim anlamında. Yani aslında üzünden geliyor, kulak, yani dinleyin. Bak bunu bilin anlamına geliyor. Fe'zenû, şunu bilin ki, bi harbin minallâhi ve Resulühi, Allah ile, Resulullah ile harptesiniz. Bilmiyorum kardeşlerim. Artık yani demek ki bir kimse eğer faize bulaşmışsa, ona devam ediyorsa, edecekse, bu kişi Allah ile, Allah'ın Resulü Peygamber ile savaş halinde, savaş durumunda. Kim kimle savaşır? Tabii ki dost savaşmazlar birbirleriyle. İki dost devlet, iki müteahhit devlet savaşmazlar. Kimler savaştır? Aynı tabii hasım, düşmanlar savaştı, bir savaşırlar. Demek ki haşa, faizi terk etmeyen, ondan çıkmayan kişi, ama koşullar ne olursa olsun, ortam ne olursa olsun, demek ki kişi faizden çıkmazsa Allah ile savaş halinde. Peygamber savaş halinde kim güne savaşır? Tabi düşman düşmana savaşır. Demek ki haşa, Allah düşmanı. Peygamber düşmanı. Ben bunu söylemiyorum. İşte. Bekara suresi aynı okun işte. Bakın mealine bakın. Tabii kısa tabi burada mealler bundan gerçeği. Açıklamasını yapıyorum, fazla yapıyorum. Allah korusun. Demek ki bu kişi Allah Resulü ile düşman olmuş, harp savaş halinde, Allah korusun. Başka haramlarda bu ibare gelmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ibare burada faize geliyor, faize geliyor. Demek ki özellikle ahir zamanda, ahir zaman değil mi? Ahir zaman artık kıyamet yaklaştığı zaman. Yani doğal dengeler bozuldu. Artık afetler başladı. Yani artık yer yine oynayacak. Oynadığı zamanlar. Artık yer kabuğu çatlama başlamış.
Atmosfer tabakları bozulma başlamış. O zaman yırtılma başlamış artık. Böyle bir durumda demek insanlar gafletten dolayı Allah korusun demek ki bu faiz işi daha da çoğalacak. Kolaylaştırılacak. Cazip hale getirilecek insanlara. Zaten eğer haramlarda insanı cezbedici bir özellik olmasa kimse haramı işlemez. İşte kumarda, alkolde, uyuşturucuda, fuhuşta ne var? İnsanın nefsini ama çeken, cezbeden bazı tabi bir cazibe var. Var böylece. Faiz de bunun gibi tabi. Faiz de bunun gibi kişiye öyle bir yararı var gibi kişiye görünür. Alkol de böyle. Zavallı gençlerimiz ondan bir yarar ümit ederler. Hem tabi paraları gidiyor, sağlıkları gidiyor, toplumsal denge bozuluyor, ahlak çöküntü bozuluyor. Hep bozuluyor bunlar. Faize bunun gibi sevgili kardeşlerim. Bazı güzel görüntülerine aldatıcı ilanlara aldanmayalım sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e dönelim, Allah'a dönelim. Çok tövbe edelim ki inşallah şu dua biraz yatışsın. Dua gazaba gel bak. İlahi gazap, dua bozuluyor böylece. Ve in tübtüm, Mevla buyuruyor, ve in tübtüm, eğer tövbe ederseniz. Bakınız, şu güzel Mevlamız o kadar rahmeti bol ki Mevlamızın merhameti bol ki Mevla bir tekrar buraya bir kapı bırakıyor bakınız. Ve in tübtüm, eğer tövbe ederseniz. Nedir tövbe? Önce bırakmak o kötülüğü, terk etmek. Ondan sonra yaptığına bulaştıra pişman olmak, o işten kurtulmak. Felekum ruhusu envalikum, sizin için malınızın ruhusu temeli, ana para sermayesi sizin için yine vardır. Demek ki bir kimse bir faiz müessesesine para da yatırmış olabilir kişi. Bu kişi ne yapıyor demek ki? Bunları duyduktan sonra inşallah hemen bu işten vazgeçecek. Ne yapacak kişi? Ana parası kendisinin. Bunu alacak. Mevla biri felekum sizin için vardır. Rusu emvalüküm malınızın başı. Rus reisin çoğulu baş demektir. Yani ana paranız sizindir. La tazlimune ve la tuzlemün. Kimseye zulüm etmeyin, zulme de uğramayın. Yani kimseye haksız olarak bir kişinin malını almayın, haksız uğramayın Mevla buyuruyor. İşte güzel Mevlamız biz gibi aciz kullarına bu ayet-i kerimeyi göndermiş Mevlam. Bize öyle haber veriyor. Demek ki toplumsal yapıda bu faiz müessesesi toplumu yıkan çağımızın bir vebası şu zamanımızda bilhassa ki çünkü çok cazibeli bazı imkanlar yapıyor tabii bu iş yapanlar. Kapitalizm denen kısımlar bunu yapıyorlar tabii. Bir de bunun dışında bazı Müslüman kardeşlerimiz tabii açıkça böyle bir faize bulaşmıyorlar. Kendini koruyorlar, sakınıyorlar. Fakat bununla beraber bazı Müslüman kardeşlerimiz de bilmeden de bazen faize giriyorlar. Nedir bu? Peygamberimizin hadisi vardır, meşhur hadis-i şerif vardır. Kitabın çoğunda vardır bu. Ben Tirmizi'dekini okuyorum şu anda. El zehebe biz zehebi. Misten bir mislin. İlahır.
hadis uzun biraz. Altını altınla satarken, değiştirirken ancak misli ile, gümüşü gümüşle satıp değiştirirken misli ile, iki tanesi böyle buyuruluyor. Altın, gümüş. Bunlar nakit, yani geçer para tedavi oldukları için böyle buraya Aleyhisselam Aleyhisselam bizlere. Altın, gümüş. Yani bunlara esman deniyor, semen deniyor, geçer para. Tabi ister altın olsun, ister gümüş olsun, isterse başka madeni para olsun, ise kağıt para olsun. Demek ki bunlar ancak ki misli ile değiştirilir, fazla olmaz. Yine bir de burada dört tane gıda maddesi burada Peygamber sayıyor. Buğday, arpa, hurma, tuz. Altın, gümüş günümüzde olduğu gibi o zamanda da vezinle tartil oluyordu. Bu dört maddeye gelince, buğday, arpa, hurma, tuza gelince bunlar da ölçekli oluyordu. Sa, mut, dev, siniş ölçekleri vardı, ölçülürdü. Bunlar da ölçülü olanlara örnek oluyor. Şimdi bunlar aynı cinsle değiştiği zaman demek ki elden ele olacak, alacak, verecek ve biri kişi olarak fazla olmayacak. Mesela bir kimse elinde bir buğdayı var. Ama bakıyor buğdayı tohumlu güzel değil. Ben bunu vereyim de yerine daha güzel, daha kaliteli buğday alayım diye. Fazla verip de az alırsa bir kişi de o kalitesi buğdayı fazla buna az verirse bu da ne oluyor? Faize giriyor sevgili kardeşlerim. Bu da giriyor böylece. Ve bu özellikle altın ticaretinde bunda özellikle mesela bir kimse elindeki kadın mesela işte kolyesini, küpesini, bileziğini her neyse bunları götürüp değiştirip başka alacak. Başka alacak. Bu götürdüğü altınların ayarı veya düşük de olsa bile ki yaradan şu altın olmak koşulu ile yani 14 ayar ya daha fazla olması koşulu ile o karışımın yarın şu altın ise düşük de olsa ayarı ne yapacak? Mesela diyelim ki 200 gram örnek altın veriyor. Bunlar tabii kullanılmıştır, çatlamıştır, ayarı düşmüştür bunların. Daha kaliteli başka bilezik alacak. Eğer 200 gram altın verip de bu değişmede yerine eksik alırsa alan kişi bunu faiz almış oluyor. Veren de bunu faizi vermiş oluyor. Ne olacak? Aynı gram olacak. Bu imkansız. Neden imkansız? Tabii kuyumcu sarra bunun ticaretini yapıyor. Niye aynısını alsın versin? O zaman ne yapacak peki? Cins değişikliği olacak işte bunda bu sefer. Değişiklik olacak. Demek ki mesela 200 gram örnek altın götürüyor götüren kişi. Yerine alacağı bile 150 gram geliyor. Hesap öyle tutuyor bunları şimdi. Ne yapması gerekiyor? Araya birden başka cins bir şey koyması gerekiyor. Mesela para. İsterse madeni para olsun, ister kağıt para olsun. Yani az çok bu önemli değil. Ne olacak? Bir yana altın verirken öbürü hem altın verecek hem de az çok bir de yana bir para verecek. İster 50 kuruş versin, ister 100 kuruş 1 lira versin. Yani böyle. Fark etmez. O zaman ne oluyor? O zaman kişi faizden kurtulmuş oluyor sevgili kardeşlerim.
Şimdi bu Hanefi mezhebine göre gerek vezin, tartili olan şeyler, gerekse ölçekli olan şeyler ne olursa olsun faize giriyor Hanefi mezhebine göre. Tartili olan ne varsa, mesela demir bile, bir kimse elinde kalan inşaattan kalan demirleri var. Bir kısmını kesmiş ya da işte çalpaya kendisine yaramıyor, uymuyor kendisine. Götür de bunları demirciye götürüp de bunları, bunun yerine başka çubuk demir alırken aynen tartı olacak. Olmaz tabii, bu karşılık alır mı? Almaz tabii. Ne yapacak bu sefer? Araya işte başka bir şey koymak gerekiyor. Para, bir şey koymak gerekiyor. O zaman arada mesela hem para hem de demir de oldu mu Allah'ın veya bir yerin bunu birisiyle bunu verdi mi bundan kurtulmuş oluyor. Hanefi'de yalnız tane olan şeyde faize girmiyor Hanefi'de. Mesela yumurta tane satışında kişi mesela 10 yumurta veriyor. Yerine köy yumurtası alacak, daha hoşuna gidiyor. 8 tane alacak, faize girmiyor. Yalnız Şafii mezhebinde ise hiç daha farklı biraz. Onda yalnız esman deniyor. Yani altın, gümüş ve geçer para faize giriyor. Ve bunların verisi de satışı olmuyor bunlara. Mesela bir döviz verisi satışı yapılamaz. Altın bile verisi olamaz böyle. Çünkü esmana girdiği için. Peki ne yapacak mesela bugün altın satan kişi? Müşterisi geldi, parası yetmiyor. Veresi olmaz bu da. Ne yapması gerekiyor? Emaneten, yani bir ya da borcu vermiş gibi. Öyle bir şey uydurması gerekiyor. Ne de olsa yani hile şeye de olsa kaçmak gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yine günümüzde bazı kişiler gösterim. Yani gerçekten pervasız mı ne diyeyim bilmiyorum bence. Özellikle böyle kesin haram olan konularda titiz davranmayan bazı kişiler var. Bunların genelde akademik sıfatları da var bunlar, özellikleri de var bunların. Şimdi tabii İman başka sevgili kardeşlerim. Bilgi olarak şeytan hepimizden fazla biliyor. Bugün insanların toplamının bilgisi bir araya getirilsin. Yani dini imanla ilgili bilgiler. Şeytan bilgisinin çok ama çok daha fazla. Şeytan melekleri görüyor, biliyor. Şeytan cennete çok kaldı yaşadığı. Göklerin üzerini biliyor şeytan. Maddenin atomun sırrını şeytan biliyor sevgili kardeşlerim. İçimizi şeytan, dışımızı görüyor şeytan bizlere. Bunun için bilmek bir şeyi başka, akademik bir sıfat özellik başka, inanç iman başka, Allah'tan korkma başka, tekvalık başka. Bunun için bazıları tabii günümüzde efendim işte enflasyona göre işte faiz alabilir gibi. Nereden çıkıyor bunlar? Hangi kitap bunu yazıyor efendim? Ya hangi kitap bunu yazıyor buna? Kur'an hadisler mi var bunlar? Nereden çıkarıyor bunlar bunu? Kafadan da mı çıkarıyorlar? Mantıkmış efendim. Ne de enflasyon? Paranın alım gücünün düşmesi. Her zaman var bu. Bu peygamber zamanında da vardı bu. Nedir mal? Arz talebe bağlı mal. Peygamber döneminde de bazen piyasada hurma da az kalırdı. Hele bu da kıtı olurdu böyle. Arpan kıtı olurdu. Dışarıdan gelirdi mal böyle. Yani fazla talep var, istek var ama arz edilen mal az. Nedir bu? Ticaret kendine dengeler kendine böyle. Yani ticaretteki piyasa enflasyon nedir?
Arz talebe bağlı. Talep istek fazla var. Piyasa az mal sürülüyor. Fiyat tabii yükselir böyle. Mal çok geldi. Arz fazla oldu. Talep az. İşte günümüzde oluyor. Mesela işte domatesler çürüyor, şunlar çürüyor, bunlar çürüyor, bazı meyveler çürüyorlar. Neden? Mal çok, arz çok, istek talep az. Kendi düşüyor, kendi düşüyor. Her zaman var bu, her zaman var bu. Öyle zaman gelmiş, mesela bir kile sağ buğday, bir dinarsa iki dinara çıkmış böyle. İşte enflasyon bu da budur. Ama haşa peygamber, sahabeler, efendim fay alabilir dememişler böylece. Yani sevgili kardeşlerim, bir de dinimizin nerede öğreniyoruz, buna dikkat edelim sevgili kardeşlerim. Yani karşı kişi Allah'tan korkuyor mu gerçekten? İnancı imana kuvvetli mi? İslam'ı yaşıyor mu acaba karşı kişi? Buna bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeye aldanmayalım böylece. Evet. Namazı önem vermeyen işlerin çıkabilir. Hanımlar başını açabilir diyene çıkabilir böyle. Allah'ın korkmayan her şeyde bir söyleyebilir bunlar böyle. Aldanmayın bunlar sevgili kardeşlerim. Bunun için bir de yine günümüzde efendim işte ne diyorlar? Zaruretler diyorlar. Haram-ı mübah kılar. Doğru. Yani zaruret haramı mübah kılar. Yani helala çevirebiliyor. Ne demektir bu? Bir insan ölümle artık burun buruna geldi kişi, ölecek kişi. Açlıktan ölecek kişi. Aç kalmış. Bulunduğu yerde ne ekmek var, ne makarna var, ne pirinç var, ne meyve bir şey var. Kişi bulunduğu yerde kişi açlıktan artık ölecek. 3 gün, 5 gün aç kalmış kişi. Bu kişi ne yapar? Ölümle böyle burun buraya gelince o kişi o anda haram da yiyebilir. Yiyebilir böyle. Hatta kişi böyle bir durumda ancak domuz eti var. Ölmeyecek kadar ondan yer. Ama öyle güzel yapmaz ama. Efendim şey şöyle kübası, püzula, ızgara falan değil böylece. Onun sıradan lanetini pişirir. Yani nefsi bundan hoşlanmasın diye. Yine haramdır diye çiskinerek zevk de değil, doyuncaya kadar değil, onu yiyebilir. Ama ekmek var, kuru ekmek var da katık olarak yiyemez, haram. Yani böyle şey. Bir kişi ancak mesela domuz eti bulabildi. Bir leş, abinin köpek leşi, kedi leşi buldu kişi. Başka hiçbir şey yok. Onu yiyecek, ölmeyecek kadar ondan yer. Sonra kişi susadı şimdi. Su yok bulunduğu yerde. İyice ağzı, damağı kurudu. Beden su kaybediyor. Ne yapacak? Ancak orada alkollü içkilere var. Şarap mara bir şey var. Kişi ne yapar? Ölümden kurtulacak kadar kendini az bir şey kişi içebilir. İşte budur zaruret muhteremler. Budur zaruret. Bu duruma gelen kişi fay parasına yiyebilir kişi. Bu duruma gelen kişi böyle. Ölmeyecek kadar aç kalmış günlerce kuru ekmek de bulamıyor. Fasulye bulamıyor muhteremler. Pirinç bulamıyor. Meyve bir şey bulamıyor bulunduğu yerde kişi. Aç kalmış günlerce ölecek. Ölüm tehlikesi var. Bu kişi domuz etini yiyebilir, kedi köpek dişini de yiyebilir, su bulanmışsa şarap içebilir. Bu kişiye faydan parasını da o zaman da yiyebilir. Ama bunun dışında üstü başı var mı? Karın doyuru ekmeği alabiliyor, kuru da ekmeği alabiliyor. Yani bu zorunluğa girmiyor muhtemelen. Yani ihtiyaç başka, zorunluluk başka. İhtiyaç bitmez. Kişi ev alır, bir hal da lazım, perde de lazım, boya da lazım, badana da lazım, işte şu lazım, ihtiyaçları bunlara, başka bu.
İhtiyaç da kişiye haram geri gidemez. Aynı zorunlu hallerde. Tabi Allah-u Teala dua edelim, yalvaralım. Rabbim inşallah hiçbir Müslümanı bu duruma düşünmesin. Lillahi Teala Fatiha.